Sen de dünyayı gezmek istersen yüzlerce tur. Pronto Tır. Avrupa'nın tam ortasında dünyanın en büyük soykırımı yaşandı. Ve şu anda Umut Tüneli olarak isimlendirilen o tünelin kazıldığı noktadayız. Bosna Hersek'in en önemli ziyaret noktası Umut Tüneli bizi bekliyor. Bu bölümde Kuzey Makedonya'ya gidiyoruz. Başkent Üsküp'ü de gezeceğiz. Üsküp'ün tam da şehir merkezinde harika bir eser. Vardar Nehri'nin üzerine bir güneş gibi doğan Osmanlı Köprüsü, Taş Köprü'nün yanı başındayız. Osmanlı eserleriyle donatılan, yüzlerce yıl aynı çatı altında yaşadığımız Üsküp'te gezilip görülecek en meşhur köşeler Dünyayı Geziyorum da. Şimdi eski çarşıya girdik. Burası bir Osmanlı çarşısı. Osmanlı döneminde inşa ediliyor. Tarihi Üsküp çarşısını da gezeceğiz. Sağ tarafımızda bulunan Murat Paşa Camisi, buranın en eski camilerinden biridir. Anadolu'da geziyor hissine kapılacağımız, ata yadigarı eserler arasında dolaşacağımız Üsküp, bize kültürel benzerliğiyle sizi çok şaşırtacak. Dünyayı Geziyorum başladı. Biz şimdi rotamıza Bosna'da yaşanan soykırımda Boşnaklara umut olan Hayat Tüneli'ni alıyoruz. Ve şimdi Bosna Hersek'te, başkenti Sarayova'da 1992-95 yılları arasında Avrupa'nın tam ortasında dünyanın en büyük soykırımı yaşandı. En büyük eziyetleri burada Boşnak halkına yapıldı. Ve şu anda Umut Tüneli olarak isimlendirilen o tünelin kazıldığı noktadayız ve Mirze Bey'den daha da detayları öğreneceğiz. Mirze Bey'in ailesi yaşanan bu soykırımda bizzat bulundu. Babanız hatta değil mi bu savaşta hayatını kaybetti? Evet, babam Temmuz 1992 senesinde Saraybosna cephesinde şehit düşüyor. Saraybosna'da 1992-95 yılları arasında sivil olarak 11.541 insan hayatını kaybedecek. Onun yanında 8.000'e yakın şehidimiz savaşarak şehrin korumasında canını vererek hayatını kaybediyorlar. İnşallah şehit makamlarında. Onun yanı sıra 56.000 Saraybosnalı vatandaş bu kuşatma esnasında yaralanacak ve böylelikle Saraybosna'da yaşayan her 4 kişiden biri bu savaşta büyük kayıplarını verecek. 1992-95 yılları arasında Sırp ve Hırvat aşırı milliyetçileri bu soykırımı gerçekleştirdiler. Peki nedeni neydi? Burada amaçları Boşnak halkının yok olması ve Avrupa'nın göbeğinde Müslümanların kalmaması. Bosna meselesi çok önemli, İslam dünyasındaki önemli meselelerinden biridir. Avrupa'nın göbeğinde bulunan bir Müslüman toplumu söz konusu. Planlarına, programlarına göre Avrupa'da söz sahibi olabilecek olan herhangi bir Müslüman devletin olmaması gerektiğini. İşte Boşnaklar aslında Avrupa'nın göbeğinde bulunan bir Müslüman toplumudur ve bundan dolayı yok olmayacaklardı. Çok acılar yaşandı burada. Şimdi Umut Tüneli olarak isimlendirilen Kolar ailesine ait bir ev var arkamızda ve bu evin altında da bir tünel var. Evet, burası olmasaydı Saraybosna şehir olarak kesin Sırp aşırı milliyetçilerin ellerine düşecekti. Saraybosna şehrinin kuşatması 1 Mart 1992 senesinin tarihinde başlıyor ve 1425 gün boyunca Saraybosna kuşatması devam edecek. Saraybosna'nın tek girebileceğiniz noktası 1993 senesinin Temmuz ayında açılan bu tünel sayesinde olmuştur. Çünkü tamamı kapalı bir şekilde olup herhangi bir çıkış olmayan bir şehir haline burası düşürülüyor. Planlı, programlı bir şekilde, gizli bir şekilde bu tünel 4 ay 4 günde kazılacak ve 93 senesinin Temmuz ayında açılışını görecek. Bu tarihten sonra Saraybosna şehri yer altından İgman Dağları ile bağlanacak ve İgman Dağları üzerinde bu bölgeye ulaşan yardım gıda konvoyları, silah destekleri artık tünel aracılığıyla Saraybosna şehrine sokulacak. Şimdi buyurun bu tüneli göreceğiz. Saraybosna'da ve Bosna Hersek'te en çok ziyaret edilen noktamız. Evet. Yani Bosna gezileri olduğu zaman en fazla insan aslında burayı ziyaret ediyor mekan olarak. Ve üstünde hala şarapnel izlerini görebiliyoruz. Binanın üstündeki o kurşun izleri, şarapnel izleri hala var. Kırmızı boyalarla da zaten belirtilmiş. Şimdi bayraklara söz konusu olunca şurada görmüş olduğumuz zambaklı bayrağımız hemen şurada da. Hı hı. Bu zambaklı bayrağı altında direniyoruz, savaşıyoruz. 92 senesinde bağımsızlığını ilan eden Bosna Hersek'in kullanmış olduğu bayrağı zambaklı bayrağıdır. Artık 6 sene sonra 98'den itibaren görmüş olduğumuz bu ortada bulunan sarı lacivertli bayrağımızı kullanmaya başladık. O gün bugün artık Bosna Hersek'i temsil eden bayrağı budur. Yalnız Boşnakların gönlü zambaklı bayrağına bağlıdır. Çünkü bütün bu mücadelemiz, şehitlerimiz bu bayrağı altında savaşarak şehit düşmüşlerdir. Mekanları cennet olsun. Amin inşallah. Boşnakların yaşamış olduğu ortamlarda her köylerin girişinde, şehirlerinde hep zambakla bayraklar astırıyor. Evet. Evet, şu anda Kolar ailesinin evine giriş yaptık ve girer girmez de bir salon kısmı, bir oda bizi karşılıyor. Burada bilgiler, belgeler yer alıyor. Burada görebiliyoruz Necat Brankoviç burasını 93 senesinin başında çiziyor. Arkadaşlarıyla birlikte Alija İzetbegoviç'in elbette ki emriyle beraber bu tünelimizin kazmaları başlatacak. Mart ayı başlayan tünelin kazmaları toplam 4 ay 4 günde kazılıyor ve 30 Temmuz 1993 senesinde tünelimiz açılışını görüyor. İlerideki döneminde de gizli olan bir nokta olarak kullanılmıştır burası. Ta ki Eylül 93 senesine kadar sadece askerler geçebiliyor. Onun yanında artık halkana da açmışlardır. Eylül 1993 senesinde savaş sonuna kadar toplam olarak 3 milyona yakın geçiş sağlandı tünelimizin aracılığıyla. İşte o yüzden Hayat Tüneli, Umut Tüneli olarak isimlendiriliyor burası. Ve yine tünel kazılırken kullanılan malzemeler, bakın kürekler, el arabaları ve çeşitli eşyalar hep burada sergileniyor. Tünelin kazmasında çalışan 500'den fazla Bosnalı kardeşlerimiz hepsi tek tek isimleriyle bilinmektedir. Hepsine büyük teşekkürler sunulmuştur savaş sonrasında devletimizce. Tünelimiz neyi bağlanıyor? İşte havaalanı tarafı olan Dobrinya semtini, burası şehir tarafı olarak geçiyor. Yer altından bu şekilde tünel uzanmaktadır. 800 metre uzunluğu, 1 metre genişliği ve 1,60 metre yükseklikte olan bu tünelimiz aslında yılan şeklinde gidiyor yer altından. Nereye varıyor? İşte şu anda bulunmuş olduğumuz eve varıyor. Burası da Butmir. Yani tünelimizin ismi kısacası DB. Dobrinya Butmir tüneli diye geçiyor. Burada haritada görmüş olduğumuz şehrin haritası bulunmaktadır. Burası Başçarşı tarafı, burası da Ilıca bölgesi. Burasının Sırpları kontrol altında olan bir bölgesi olduğunu haritadan anlayabiliyoruz. Kırmızı çizgileri demek Sırpların kuşatma altında tuttukları, şehrin etrafında 500 tane ağır silah yerleştikleri olan bir bölge olarak biliniyor. Ve binlerce Sırp askeri Saraybosna'yı bombardıman altında tutacak. Ortalamada Saraybosna'ya her gün 329 bomba atılacak. Kuşatma süreci de 1425 günüdür. Bu iki rakamları çarptığınız zaman şehrimize atılan yarım milyon kadar bombalardan bahsediyoruz. İşte Saraybosna'daki pazar yerleri, Saraybosna halkının evleri, devlet kurumlarımız, binalarımız, çocukların oynadığı parklar, 11.541 öldürülen Saraybosnalı sivillerinden 1601 tanesi de çocuk sayısı. Şimdi kısaca anlatıyorum. Burası eğer Çanakkale'miz ise burası Seddülbahir. Burası düşerse eğer burası da düşecek. O yüzden savaşın yönü 93 senesinden sonra buraya çevrilecek ve İgman Dağları, Bielaşnitsa Dağları ile birlikte eski kayak tesislerimiz olan bölge artık büyük bir savaş meydanına dönüştürüyor. İşte burada büyük mücadelemizi verdik. Aslında İgman Dağları'na gittiğinizde her tarafı şehitlik olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi bu odadan geçtikten sonra yine burada farklı farklı bakın kısımlar bulunuyor. Komutanların kullandığı eşyalar. Alija İzetbegoviç, bağımsız Bosna Hersek Devleti'nin ilk cumhurbaşkanı, Bosna mücadelesinin semgesi, İslam dünyasının 90'lı yıllardaki semgesi. Alija İzetbegoviç mütevazi bir insan, kendisinin halkından ayrıcalığı sadece burası. Görmüş olduğunuz bir koltuk. Alija İzetbegoviç'in adına tünelin içinden sürekli geçtiği için kendisi görüşmelere gidiyor, cephelere dolaşıyor, askerlerine destek vermeye, moral vermeye çalışıyor. İşte tünelden Alija İzetbegoviç geçeceği zaman ona özel bir koltuk yapıldı, rayları üzerinde kullanılan. Çünkü 800 metre uzunluğudur tünelin. Alija'nın da zamanı çok çok önemli. O yüzden hızlı bir şekilde geçiş sağlansın diye ona bir makam aracı yapıldı. Yani dünyadaki cumhurbaşkanların uçakları var iken bizim Alija İzetbegoviç'in sadece halkından ayrıcalığı buydu. Evet. Burada da ordumuzun kullanmış olduğu silahları ve diğer önemli savaş imkanları da görüyoruz. Alija İzetbegoviç dış dünyayla iyi iletişimini devam ettiriyor. İslam dünyasından ciddi destekleri sağlıyor. Para yardımı olarak bahsettiğimiz zaman İslam dünyasının sağladığı başta Arap ülkeleri oluyor. Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Bahreyn, onun yanı sıra Malezya, Endonezya, iki ülke Bosna meselesini devletin parlamentosunda bütçesine sıkıştırdı. Bir ülke Malezya'dır. İkincisi de İran. Onlar resmi olarak Bosna'ya yani hesap açtılar ve inanılmaz para göndermişlerdir. Türkiye'de de çok önemli rol alıyor buradaki destekleri içerisinde. Birçok gönüllü askerler Türkiye'den de gelmiştir. Bosna direnişinde savaşmışlardır. Birçok Türk şehidimiz de var mücahit olarak. Bosna'nın birçok köylerinde canları verildi. Arkadaki cam mekanların içerisinde yaralılar, askerlerin giydiği kıyafetler, yine buradaki videolarda o zamanki durum en iyi şekilde gelen ziyaretçilere aktarılmaya çalışılıyor. Evet, burada askerlerin çantaları, mataraları, onların işte beslenmeleri gibi birçok detayı burada görebiliyoruz. Şimdi bu evi gezdik, evin odaları, Kolar ailesine ait olan evin odaları tabii ki savaş müzesine dönüştürülmüş. Tüm bilgilerle, belgelerle, fotoğraflarla, eserlerle, eşyalarla her şey anlatılmış, anlatılmaya çalışılmış. Evet, Kolar ailemizi görüyoruz burada. Kolar ailesi kendi evini tünel kazması için devlete bağışlıyor. Burada görmüş olduğumuz teyze Şide Kolar. Kendisi evini terk etmek istemiyor. Evinin bodrumunda bütün savaş boyunca kalıyor. Gelen geçen halkımıza bir şekilde burada hizmet etmeye çalışıyor. Hizmet etmeye derken bir tane su bardağı uzatır. Burada bulunan polisimizden veya askerimizden bir parça konserve rica ederek gelen geçen halkımızın çantasının içinde koymaya çalışıyor gizli bir şekilde ve bundan çok meşhur bir teyzemiz hala da hayatta, evet. Kendisi yani 90 küsur yaşında. Buradaki evimiz tünel olarak müze halinde olup devlet tarafından kontrol ediliyor. Burada geldiğiniz zaman ödemiş olduğunuz giriş ücretlerinden de bir kısmı buradaki kalan şehit ailelerin desteklerine de Allah razı gidiyor. Olsun. Evet, burada tabelada görmüş olduğumuz isim listesi tek tek 11.541 öldürülen Saraybosnalı vatandaşının isimleridir. İşte bu büyük rakamdan 1601 tanesi de çocuk sayısı. Mirze Bey, sizin babanızın ismi de burada yer alıyor. Babamızın ismi burada yer almıyor. Burada sadece sivillerin isimleri var. Babam benim Saraybosna'da şehit cephede. Düşüyor diğer cephede ve askerlerin isimleri o cephe şehitliğinde bulunmaktadır. Peki neler hissettiniz? Yani o zaman hani siz kaç yaşındaydınız? Ben o zaman 4 yaşındayım. Yani bir çocuk ne kadar anlayabiliyor ki babasını kaybettiğini. Hı hı. Benim rahmetli annem bana anlatıyor, anlatmaya çalıştı. Hı hı. Fakat yani anlayacak bir halim yoktu herhalde, çocuktum. Benim ağzımdan çıkan ilk sözü sadece buydu. Şimdi babayı pişirip yiyebilir miyiz? Yani evet, açlık üst safhada, evet, o tarihlerde. Çünkü hiçbir şey ulaşılmıyor, gıda ulaşılmıyor vesaire. Evet. Savaşın ilk ayları. Zaten en fazla şehit vermiş olduğumuz dönem savaşın ilk aylarıdır. Hı hı. Çünkü direnecek halimiz yoktu, savaşacak imkanlarımız yoktu ve bundan dolayı tecrübesiz olan birçok kişi de burada savaşın içine girdikten sonra hayatını kaybetti. Fakat Bosna ordusu ilerideki döneminde İslam dünyasının vermiş olduğu destekleriyle beraber güçlendirilecek. Avrupa'nın göbeğinde, evet, 300.000 profesyonel bir asker ordusu haline getiriliyor burası. Evet. Ve aslında Avrupa korktu, hı-hı, bir yandan. Çünkü Avrupa'nın göbeğinde 300.000 Müslüman hazır savaşıyor. Hı-hı. Yani 95 senesinin sonlarına doğru geldikçe Bosna ordusu bizden alınan o toprakları geri almaya başardığında, hı hı, aslında bize bir barış anlaşmasına oturttular o tarihte. Hani neredeydi dünya 92 senesinde? Ya, evet. Neden durdurmadılar bu savaşı 92'de? Çünkü asıl amaçları Bosna'nın yok olmasıydı. Fakat bizim büyük direnişimizi gördükten sonra dünya hemen harekete geçti 95'te ve o büyük Bosna mücadelesini durdurdu. Evet. Nasıl hayatta kalabildiniz? O yoklukta nasıl oldu? Valla biz savaşın ilerideki aylarında buradan ayrılmaya başardık. Çünü Almanya'da dayımız bulunuyordu. Özel davetiyeler üzerinde mektuplarıyla birlikte Saraybosna'dan ayrılıyoruz, mülteci statüsüne düşüyoruz. Savaş sonuna kadar Almanya'da zaman geçirdik. 4 milyonluk bir ülkeden 2 milyon insan evsiz kaldı hızlı bir zaman içerisinde. Çok sayıda mültecimiz Avrupa yoluna da düştü, Türkiye yoluna da düştü, Makedonya üzerinde ve neredeyse Bosna Hersek'te 2 milyon kadar insan sadece kaldı 90'lı, evet, yıllarda. Şimdi tam müze alanından çıktık, tünelin olduğu alana doğru gidiyoruz. İşte o kazılan tünel burada turistler tarafından ziyaret edilebiliyor. Şimdi içeri doğru geçiyoruz. Evet, turistik amaçlı bırakılan burada, hı hı, 150 metrelik bir tünelimiz var. Gerin kalan kısmı havaalanı pistin altında geçtiği için kapattırılmıştır. Bu nedenle bugün sadece 150 metresinden geçebiliyoruz. Evet. Yalnız o da yetiyor insanın buradaki yaşanan duygusunu anlayabilmek için. İnanılmaz. O kadar küçük, o kadar dar, o kadar ince ki yani nasıl kazıldı? O yoklukta su yok, yemek yok. Hiçbir şey yok. Yani gerçekten tebrik etmek istiyorum. Hayatta kalabilme mücadelesi. Yani odur size enerji veren, odur, evet, size güç veren. O yüzden burası Saraybosna'nın gerçekten mucizelerinden biridir. Evet. İşte burası Umut Tüneli olarak isimlendiriliyor. Saraybosna'ya o dönemde savaş zamanında umut olan, nefes olan bir tünel. İşte buradan yemekler götürülüyordu ama o kadar kolay değil. Düşünsenize, yağmur yağıyor, tüneli su basıyor. Yani o kadar zor imkanlarla ve şartlarla burada Bosna Hersekli kardeşlerimiz bu tüneli kazıp hayatta kalmaya çalıştılar ki Avrupa'nın ortasında gerçekten hani bu nasıl yaşandı ve neden hani kimse o ilk zamanlarda Avrupa'dan destek olmadı, hep beni üzmüştür. Evet, dünya sessiz kaldı. Büyük dünya güçleri aslında Sırp aşırı milliyetçilerinin burada istediğini yapmalarına yollar açmışlardır. Hı hı. Kimse de engel olmadı. Fakat biz direndik. Hı hı. İşte Umut Tüneli de direniş semgelerinden bir tanesidir. Hı hı. Dünya aslında Avrupa'nın göbeğinde Müslümanların kalmamasını istedi. Boşnak halkının yok olmasını istedi. Biz bundan farkındayız. Evet. Evet ve Avrupa'nın göbeğinde bir ülkede Müslümanların söz sahibi olmalarına aslında müsaade etmek istemediler. Evet, tünelden çıktığımız zaman hemen havalimanının olduğu noktaya çıkıyoruz. Ve çıkar çıkmaz da bizi resimler karşıladı. Bu bölgenin savaş esnasında ve sonraki hali. Evet, dışarıdan gelen birçok gazetecileri bu alanda sürekli gezmişlerdir. Birçok fotoğrafları da çektirmişlerdir. Saraybosna şehrinin içerisinde dünyanın her tarafından gazetecileri bulunuyordu. Saraybosna'dan her gün dünyaya çağrıda bulunuyorlardı. Unutmamak lazım. Evet, lazım. Unutturulmuyor. Çocukları sürekli buraya geziye getiriyorlar. Bizim okullar öğretiyorlar. Buraya geldiğimiz zaman da bir oda dikkat çekiyor. Bu odada evin sahibinin odası, Şile teyzenin odası sanırım. Evet, Şile teyzemizin odası buraya artık sergilendi. Evin bodrumunda yaşamıştır kendisi. Burada savaş esnasında kullanmış olduğu malzemeleri de görebiliyorsunuz. Burada eşarpları var. Onun kullanmış olduğu cezvesi, burada değirmeni, işte ısınmayı için kullanmış olduğu sobası, ibrikleri, kırık olan pencereleri. Saraybosna'da bütün evlerdeki, bütün binalardaki pencereleri, cam pencereleri hepsi yıkılmıştır. Birleşmiş Milletler'in vermiş olduğu folya olan naylonlarıyla o şekilde pencereleri kapattırılıyordu. Saraybosna'nın elektriği, gazı kesilmiş durumunda 90'lı yıllarda ve ısınma olarak şehrin çoğu gaz kullanıyordu. Bir gecede artık ısınabilmek için evin içindeki parkeleri kaldırıp yakıyordu insanlar. Saraybosna şehri yemyeşil bir kent olarak meşhurdu. Yalnız şehrin içindeki bütün ağaçları da kesmek zorunda kaldı Bosnalı halkımız. Suyumuzu da kesilince artık nehirlerin kenarlarına gidip oradan çamaşırlarını yıkamak zorunda kaldı. Nehrin kenarlarına giden birçok kardeşlerimiz, annelerimiz o çamaşırlarını yıkarken de keskin şancılar tarafından vurulmuştur. Bosna Hersek gezimizi Umut Tüneli ziyaretimizle sonlandırıyor, Kuzey Makedonya yollarına düşüyoruz artık. Bosna Hersek Makedonya arası yakın olduğu için otobüsümüzle yapıyoruz yolculuğumuzu. Makedonya'nın başkenti Üsküp'e gidiyoruz. Kuzey Makedonya, denize kıyısı olmayan, 91'de Yugoslavya'dan bağımsızlığını alan, Sırbistan, Kosova, Arnavutluk, Yunanistan ve Bulgaristan'la komşu olan bir ülke. Nüfusu yaklaşık 2 milyon ve nüfusun çoğunluğu da başkent Üsküp'te yaşıyor. Biz de şimdi Üsküp'teyiz. Üsküp'ün tam da şehir merkezinde harika bir eser. Vardar Nehri'nin üzerine bir güneş gibi doğan Osmanlı Köprüsü. Taş Köprü'nün yanı başındayız. Arkamda görmüş olduğunuz bu taş köprü kentin, hatta ülkenin en önemli sembollerinden biri. Müthiş bir güzelliğe sahip. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü olarak da anılıyor burası. Çünkü Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilen bir eser. Tabii öncesine baktığımızda Roma döneminde burada ufak tefek köprüler oluyor. Yakılıyor, yıkılıyor, depremlerden zarar görüyor. Tabii insanlar burada ulaşımlarını sağlayamıyorlar. Ve işte bu güzel eser Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa ediliyor. Ve hatta köprünün mimarında Mimar Sinan olduğu biliniyor. Köprüye baktığımız zaman gerçekten güzelliğinden gözlerimizi alamıyoruz. Yaklaşık 215 metre uzunluğa sahip, 6 metre genişliği bulunuyor. 12 ayağı bulunuyor, 12 gözü bulunuyor. Gerçekten mükemmel bir eser olma özelliğine sahip. Bol bol buraya gelenler Vardar Nehri ile ve işte bu güzel köprüyle fotoğraf çektiriyorlar. Biz de çektirip sosyal medyada paylaşacağız. Dünyayı Geziyor Instagram adresimiz, Dünyayı Geziyorum Facebook adresimiz. Hemen tabii Yakupcan'ın geldiği, serin serin kıyısında oturduğu Vardar Nehri'nden de bahsetmek istiyorum. Vardar Nehri bölgenin en önemli su kaynaklarından biri. Büyük bir bölümü Makedonya'da, zaten kaynağı Makedonya'da, Yunanistan'a kadar uzanıyor ve Yunanistan'a dökülüyor. Yaklaşık 400 kilometre uzunluğunda olan şahane bir nehir, Vardar Nehri. Gerçekten buraya geldiğimiz zaman sanki Anadolu'da bir kent geziyorum. O kadar güzel, o kadar böyle bizden bir şehir ki Üsküp. Yani Osmanlı'nın geldiği ve yüzlerce yıl bu topraklarda kaldığı her halinden belli. Eserlerimizle, lezzetlerimizle, ortak kelimelerimizle tam bir Osmanlı kenti diyebilirim. Yaşanan Balkan Savaşları ile birlikte ardından burası Osmanlı topraklarından çıkıp Avusturya Krallığı'na bağlanıyor. Osmanlı'nın şahane eserlerini Balkanların her köşesinde görebiliyoruz. Üsküp'te de en güzelleri var. Özellikle bu köprü. Şu anda artık o taş köprünün üzerindeyiz. Trafiğe kapalı olan bir köprü ve işte nehrin iki yakasını birbirine bağlayan, oldukça özel, tarihi bugüne taşıyan ve gerçekten binlerce yılı bugüne taşıyan şahane bir eser. Taş köprü bir semboldür Üsküp'te. Vardar Nehri'nin üzerindeyiz. Vardar, Makedonya'nın en büyük nehri, 380 kilometre uzunluğunda. 310 kilometresi ülkemizde akıyor, 70 kilometresi Yunanistan'da ve Yunanistan'da Selanik yakınlarında Ege Denizi'ne dökülen bir nehir. Fazla büyük bir nehir değil ama şehrimizin içinden akıyor. Bir de tabii Vardar Ovası türküsüyle birlikte tüm Türkiye, tüm Balkanlar biliyor kendisini. Yani Vardar Nehri Üsküp'ümüzün tam göbeğinden ve renk katıyor. Kesinlikle. Şehrimize güzel katıyor. Bazıları diyor ki Üsküp'ü ayırıyor ama ben hiçbir zaman ayrılmaktan yana değilim. Orası daha fazla Hristiyan popülasyon veya nüfus olmasına rağmen, burası daha fazla Müslüman olmasına rağmen bizim şehrimiz birdir. Üzerinde de Osmanlılar 1450'li yıllarda Balkanların en güzel eserlerinden biri olan Üsküp Taş Köprüsü'nü inşa etmişlerdir. Evet, şimdi biz onun üzerindeyiz. 560 santimetre ya da 5.6 metre genişliğinde iç alanı köprünün. 13 tane kolonu görülmektedir şu anda. 1-2 tane daha kolonu topraklarda görmek. Çünkü Üsküp'ü fethettiğinde Osmanlılar 1392 yılında ihtiyaç duyulmuş bir köprü yapılsın ve bu köprüyü hemen Üsküp'ü ele geçirmekten sonra 60 sene sonra aslında yatırım amaçlı yapılmıştır. Osmanlılar ve Türkler Anadolu'dan buraya geldiğinde işgalci olarak değil, kolonizatör olarak değil, yani buradan çalmak, almak, bir yere götürme gibi değil. Tam tersine burada yatırım yapıyorlar ve tüm vatandaşlar faydalanıyor. Köprüler, hamamlar, hadi diyelim camiler sadece Müslümanlar için. Ama onun dışında hamamlar var, çeşmeler var, köprüler var, bedestenler var, çarşılar var. Bunlardan günümüzde hala istifade ediyor tüm halklar. Evet. İster Türk olsun olmasın. Köprünün üzerinde mihrap da var. Evet. İslami usullere göre yapılmıştır. Kutsal yerlere doğru, yani kıbleye doğru dönük haliyle birlikte. Ve Fatih Sultan Mehmet'in de burada namaz kıldığı söyleniyor. Şimdi Üsküp'e geldiğine dair benim kesin bilgim yok o konuda. Ama Sultan Reşat 1911'de bu köprüden geçti. O kesin. Onu biliyoruz. Evet. Bu anıtları gördüğünüz sağda solda. Biliyorsunuz Balkan coğrafyasında ve dünyada Kiril alfabesi de var. Kiril alfabesi Türkiye'de Rus alfabesi olarak geçiyor ki bu biraz yanlış bir deyim. Çünkü Kiril alfabesi Ohrit'te oluşmuştur. Ya Balkan coğrafyasında diyelim, Selanik, Ohrit istikametinde ve Kiril ve Metodiy ve Kliment ve Naum, bu dört papaz bu Kiril alfabesini eski Yunan alfabesinden ortaya çıkardıkları bir alfabedir. Ağırlıklı olarak Slav ırkından halklar ama Ortodoks dinine mensup olanlar kullanır. Katolikler kullanmaz. Katolikler Latin alfabesini kullanır. Ama ben o ayrımı bilmiyordum bakın. Kesinlikle çok önemli bir ayrım. Evet, ben 15 yıldır geziyorum, ilk kez bunu sizden duydum. Doğru, evet. Üsküp'ün merkezi anıtları ile çok meşhur. Heykeller, köprüler oldukça dikkat çekiyor bu kentte. Şu anda Vardar Nehri'nin öbür yakasındayız. Müslümanların ağırlıklı olarak yaşam sürmüş olduğu bölgedeyiz. Ve buraya geldiğimizde de yine heykeller, anıtlar, restoranlar, kafeler dikkat çekiyor. Ve insanlar burada tabii trafiğe kapalı ama bisikletle ulaşımlarını sağlayabiliyorlar. En güzel bu bölgeyi keşfetmenin yöntemi yürümek. Onu söylemek istiyorum. Yürüyerek çok güzel keşfediliyor. Trafiğe kapalı olduğu için rahat rahat insanlar keyifle yavaş yavaş sallana sallana buraları geziyorlar. Üsküp, İngilizce telaffuzuyla Skopje, Kuzey Makedonya'nın en büyük kenti. Ülkenin kültür, sanat, ekonomi merkezi. Nüfusu yaklaşık 700.000 kişi. Makedonya'nın başına neden Kuzey isminin geldiğini de hemen söyleyeyim. Komşuları Yunanistan'ın Makedonya bölgesiyle karışmaması için bu ülkenin başına Kuzey ekleniyor. Ve birkaç yıldır ülkenin resmi adı artık Kuzey Makedonya. Şimdi çarşıdayız. Şimdi eski çarşıya girdik. Burası bir Osmanlı çarşısı. Osmanlı döneminde inşa ediliyor ve kendimi bu çarşının içine girer girmez resmen Anadolu'da bir çarşıya girmiş gibi hissediyorum. Osmanlı zaten gittiği her yere kendi kültürünü, kendi eserlerini, kendi yaşam sürmüş olduğu alanları hep inşa etmiş. Yakmak yıkmak yerine hep yatırımlar yapmış, hep geldiği yerleri geliştirmiş, büyütmüş. Tabii Osmanlı'nın bölgeye 1300'lerde gelmesiyle birlikte işte hemen bu çarşı inşa ediliyor, hemen cami inşa ediliyor ve hayat burada akmaya başlıyor. O zamanlarda ekonominin, ticaretin, para kazanmanın merkeziydi bu çarşı ve hala da yine aynı görevi üstlenmeye devam ediyor. Hala turistler buraya geldiğinde burada işte bu çarşıda bol bol alışveriş yapıyorlar. Çok da uygun fiyatlar, onu da söylemek istiyorum. Oldukça uygun, ekonomik, çeşit çok fazla, kültür anlatan hediyelik eşyalardan bol bol satın almak lazım. Şu anda eski çarşının daha da derinliklerine indik. Eski çarşının kalbinde, merkezinde bakın bu taş yollardan geçerek atalarımızın yürüdüğü, onların izlerini takip ederek bu yolları sizlere gösteriyoruz. Evet, benim tokalardan. Wow, harika. Türkiye'deki ürünlerin hepsini burada da bulabiliyoruz aslında. Yani Türkiye'de Bursa'dayız. Sanki Safranbolu'dayız. Çok benziyor. Tabii o zamanlarda da burası hep Osmanlı'nın kullandığı dükkanlarmış. İşte gümüşçüler, bakırcılar, kuyumcular, el sanatı yapan zanaatkarların hep bulunduğu o dükkanlar bugün hala kullanılıyor, hala hayatta. Gerçekten çok güzel, çok renkli, çok canlı, ışıl ışıl bir yer. Alışveriş yapmayı sevenler için oldukça keyifli bir çarşı. Doğal ve yöresel ürünler çeşit çeşit ve çarşı oldukça geniş bir alanı kaplıyor. Gece geç saatlere kadar açık burası. Ve şimdi de iyice artık çarşının derinliklerine doğru, sonlarına doğru geldik. Geldiğimiz süre boyunca da birbirinden güzel küçük küçük dükkanlar, harika eserler, Osmanlı yapıları bizi karşılıyor. Köfteler, baklavalar, börekler, kokular arasında ilerliyoruz. Evet ve Bitpazar pazarına doğru yürüyoruz. Caddenin ismi Bitpazar Caddesi. Burada tarihi eserler bulunmaktadır. Onlardan biri de sağ tarafımızda bulunan Murat Paşa Camisi. Buranın en eski camilerinden biridir. İleride değişik güzel hanlarla da. Burada 1200 adet dükkanlarımız da mevcut. Yani Balkanların en büyük çarşısı burası. Evet. Çok da güzel bir çarşı. Tabii Osmanlı buraya geldiği zaman birbirinden güzel eserler inşa etmiş. Hanlar, hamamlar, camiler. İşte onlardan biri de şu anda arkamızda Murat Paşa Camii. Murat Paşa Camisi 15. yüzyılında inşa edilir. Tam burada Üsküp Meydanı'nda. Camimiz burada iç kısmına baktığınızda onarılmıştır. Tarihi boyu hep yıkılmıştır. En son da burada büyük Üsküp depreminde yıkılıyor maalesef. Ve böylece aslında yani uygun getirilmedi. Yeni haliyle burada duruyor. Ramazanlar çok coşkulu geçiyor evet. Burada. Aslında Üsküp Türk Çarşısı'nda bulunan bütün camilerindeki gelen ezan sesleri bizleri burada Balkanlarda aslında Türkiye'yi hatırlatıyor. Evet, gerçekten öyle. Şu anda burada gezerken Anadolu'da bir yerde geziyor gibiyim. Kesinlikle öyle yani. Üsküp'ün tarihi çarşısı o kadar güzel ki sessiz, sakin, trafiksiz. Araç trafiğine kapalı olan çarşı Üsküp'ün kalbi ve şimdi özel bir türbe ziyareti yapıyoruz. Üsküp'ün merkezinde şu anda Paşa Yiğit Bey ve aynı zamanda Üsküp'ün fethinde ona yoldaşlık yapan onun yardımcısı Meddah Baba'nın kabrinin olduğu türbeye geldik. Hemen şöyle yavaş yavaş ilerlemek istiyorum. Burası 1392 yılında Üsküp fethediliyor. Osmanlı tarafından Yıldırım Beyazıt Han döneminde ve Yıldırım Beyazıt Han ordularını buraya gönderdiğinde başında Yiğit Paşa bulunuyordu ve Yiğit Paşa'nın silah arkadaşlarından biri olan Meddah Baba'nın da işte türbesi tam da bulunmuş olduğumuz bu alanda. Hemen şöyle ilerlediğimiz zaman burada bakın çok güzel bir avlu bulunuyor. Bu avluya geldiğimizde çadırvanlar dikkat çekiyor, çeşmeler dikkat çekiyor. Burada aynı zamanda ufak bir mescit bulunuyor ve hemen mescidin bakın bu kısmına geldiğim zaman da Paşa Yiğit Bey'in ve aynı zamanda da Meddah Baba'nın kabrinin yer aldığını görüyoruz. Tabii bu komutanlar çok önemli komutanlardı. Bölgenin fethinde çok önemli roller üstlenmişlerdi. Ve işte hayatlarını burada kaybettiklerinden dolayı da mezarları, kabirleri burada Üsküp'ün tam da merkezinde yer alıyor. Ve onlar için çok güzel bir türbe inşa edilmiş ve ruhlarına şimdi El Fatiha diyoruz. ziyaretimizi tamamladıktan sonra tarihi Osmanlı Çarşısı'nda tarihi yaşamaya devam ediyoruz. Üsküp'ün tarihi çarşısında gezerken tarihte olduğu gibi yine bugün de kullanılan Kuyumcular Çarşısı'na geldik. Burası Osmanlı döneminde de Sarraflar Çarşısı olarak isimlendirilirmiş ve bugün de yine altın ihtiyacı olan, mücevher, takı almak isteyenlerin geldiği o tarihi dükkanlarda birbirinden güzel, ustaların ellerinden çıkan eserleri görebiliyoruz. Bakar mısınız Osmanlı turaları, Osmanlı mühürleri, Osmanlı motifleri ve Türk geleneksel motiflerini burada vitrinlerde görüyoruz. Çok güzel gerçekten. O zamanlarda da burada insanlar hep altınları işlerlermiş, burada sarraflar altın ürünlerini satarlarmış. Yine o hiç doku bozulmadan burada bu güzelliği görmeye devam ediyoruz. Tabii çarşı çarşı ayrılmış. İşte Sarraflar Çarşısı, Dericiler Çarşısı, Bakırcılar Çarşısı diye, Yorgancılar Çarşısı diye. Bütün bu sokakların hep sokak sokak, çarşı çarşı ayrıldığını görüyoruz. Hangi meslek dalıyla, hangi sanatla uğraşıyorsa artık insanlar hep orada, o sokakta, o mahallede dükkanlarını kurmuşlar. O Ottoman kafe, işte Türk kahvesi. Kumda pişen Türk kahvesi, bakın yazıyor camda. Osmanlı kahvesi, Ottoman coffee, Turkish coffee, hem de kumda. Merhaba. Merhaba. Evet, biz de geldik böyle yazı görünce Türk kahvesi diye, kumda pişen. Bakın burada Türk müsünüz? Arnavut. Arnavut Türk'ü beyefendi. Çok güzel konuşuyorsunuz gerçekten. Bizim tabii Türk kahvesi dünyanın her yerinde, burada da çok güzel bir şekilde yapılıyor. Özellikle kumda olması ayrı bir lezzet katıyor. Ellerinize sağlık. Nedir özelliği? Var mı bu özelliği? Kendi kahvemiz özelliği. Kendi kahveniz. Evet. Mis gibi kumda pişiriyorsunuz. Tabii. Tabii. Peki bir selam. Bilenler geliyor. Valla ellerinize sağlık diyoruz gerçekten. Türkiye'ye selam göndermek ister misiniz? Tüm Türkiye'ye selam. Harikasınız. Tüm Türkiye'ye selam. Harikasınız gerçekten. Yolunuz düşerse Üsküp'e bakın, eski çarşıda. Çok var gelenler. Valla biz de şimdi gördük, hemen geldik. Ellerinize sağlık diyoruz. Ha işte bak, karşıda çekebilirsin. Bak Mehmet Şef, Danilo Şef. Hemen gidiyorum, bir müze gibi. Onlara ben kahve yapmışım. Evet. Burada ilk Master Şef. Üsküp'te, yani yurt dışına, Türkiye'den yurt dışına ilk defa çıkıyorlar ve geçen yıl burada çekim vardılar. Evet. Sizin kahvenizi içtiler ve bayıldılar. Evet. Tabii ki. Bakar tabii mısınız ki. Ama çok güzel bir ahenkle, bakın döndüre döndüre beyefendi bu kahveyi pişiriyor kumda. O yüzden tadı da çok lezzetli, çok güzel olduğu söyleniyor. Müze gibi tabii. Beyefendinin dükkanı. Gerçekten şöyle bir gezdireyim size. Tabii. Bakın. Tabii. Hemen şöyle geldiğim zaman resimleri görüyoruz. Buraya gelen ünlülerin bakın fotoğrafları var. Beyefendi antikayı çok seviyor ve vitrinlerinde Osmanlı kültürü ve gelenekleriyle dolu olan hep hediyelik eşyalarla, süs eşyalarıyla, motiflerle donatmış. Gerçekten kendimi şu anda Anadolu'da bir kahvehanede gibi hissettim. Türk kahvesi Üsküp'te de bol bol tüketiliyor. Bu kahvehane günün neredeyse her saati dolu. Ve boş masa bulmak da neredeyse imkansız. Bu müze kafeyi gezdikten sonra da çarşıdaki keşiflere devam ediyoruz. Aynı Anadolu'yu andıran sokakları ve kültürüyle Üsküp'te şimdi ise gözümüze tarihi bir han takılıyor. Kentin merkezinde gezilip görülecek birbirinden güzel hanlar var. Ve şimdi rehberimiz Mirze Bey bizi bu hanlardan birine getirdi. Tabii han görmeden gitmek olmaz. Osmanlı'nın en güzel eserlerinden biri olmuş. Buranın özelliği nedir? Evet, 15. yüzyılından kalma Gazi İsa ve İshakoviç tarafından yapılmış olan bir han burası. Buradaki kemerleri görüyorsunuz. Evet. Aslında buraya su getirilmiştir, yani o tarihte buraya yakın olan bir nehirden. Bu nedenle ismi de kalacak Suli Han, Rumeli şivesiyle, yani Türkçe olarak Sulu Han. Evet, tabi tarihte kervanların geldiği, ticaret yapanların gelip konakladığı bölgenin en meşhur hanlarından biri olmuş. Bugün de baktığımız zaman sanat atölyesi olarak kullanılıyor iç kısımları. Kesinlikle öyle. Dükkanlar var. Öğrencilerin de zamanını geçirdiği ve burada mesleğini öğrendiği önemli noktalarından biri. Evet, çok güzel. İşte tarihin hanı. Balkanların en güzel kentlerini keşfederken ne yazık ki bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Dünyayı Geziyorum Facebook adresimiz, Instagram adresimiz ise Dünyayı Geziyor. Şimdilik sizlere veda ediyoruz. Haftaya kaldığımız yerden Balkanlar gezimize devam edeceğiz. Hoşçakalın. Sen de dünyayı gezmek istersen yüzlerce tur. Pronto Tır. Sen de dünyayı gezmek istersen yüzlerce tur. Pronto Tır. Sen de dünyayı gezmek istersen yüzlerce tur. Pronto Tır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.